Ve şimdi Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Ata Özkaya hocamıza bağlanacağız. Ata hocam hazır mı? Ata hocamızı bağlıyoruz. Artık sorunumuz yok. Evet. Şimdi tabii döviz el yakıyor bugün. Kesinlikle öyle. Ne yaptığımızı da bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Şimdi ihracatçılar seviniyor diye arkadaşlar yazmışlar. Sevgili Serdar, ihracatçılar doların yüksek olmasını Türkiye gibi ülkelerde çok da istemezler. Doğru. Şimdi çok ters gibi geliyor bu cümlem ama ihracat yapabilmen için ithalat yapman lazım Türkiye'de. Yani sen üretiminin %75'ini ithal ürünlerle, ham maddeyi dışarıdan alıyorsun, enerjiyi dışarıdan alıyorsun ve şimdi bunu üreteceksin, ihracat yapacaksın. Katma değer yaratabilmiş olsak çok fazla, işte o zaman ihracatçı. Ama Türkiye çok katma değerli ürün satamadığı için, ne diyorsunuz hocam siz de, Türkiye çok katma değerli ürün yaratamadığı için zaten doların yükselmesi ihracatçımızın da yüzünü fazla güldürmüyor. Çünkü eğer çok katma değerli ürün yaratmış olsak, dolar yükselince ihracatçılarımızın böyle zil takıp oynaması lazım. Böyle de bir algı var. Bağlandı mı hocam? Evet, merhaba, iyi yayınlar diliyorum sana. Bizde böyle dolar yükseliyor, ihracatçı seviniyor falan diyor arkadaşlar. Ben de dedim ki o katma değeri yüksek üretim yapan ülkeler için daha çok geçerli olur. Biz zaten ihracatımız ithalata bağımlı. Aramalı, ham maddeyi, enerjiyi, her bir şeyi dışarıdan alıyoruz. Yani istikrarsızlık. Adam almış diyelim ki 9 liradan ham maddeyi, şimdi atıyorum satacak 8.80'den. Ne oldu? Zarar etti. Ya da tam tersi. Yani böyle kötü bir durumda, volatilitenin yüksek olduğu bir durumda istikrardan bahsedebilir miyiz hocam? Ve ne dersiniz, bu doların 9'un üzerine çıkması çok hayra alamet değil bunlar Türkiye ekonomisi için. Evet, öncelikle şöyle özetleyebiliriz durumu tabii genel itibariyle vatandaşlarımız için de. Bu bazı teorik ilişkiler kulaktan kulağa yayılan veya genel itibariyle medya kuruluşlarının da aslında yaydığı haberlerde ve diğer yazılarda böyle ilişkilerin geçmişte olduğu, özellikle kur ile ihracat arasındaki ilişki gibi. Ancak bunların günümüzde olup olmadığını sorgulanmadığı ve böyle kabul edildiği durumlar çok vardır. Bir de bu teorik ilişkileri ortaya atan akademik camia tabii ki bunları gelişmekte olan ülkeler için genelde çalışmaz. Çünkü onlar gelişmiş ülke akademik camiasını oluşturduğu için kendi ülkeleriyle ilgili modeller ve çözümlemeler yaparlar. Bizler diğer malları ithal ettiğimiz gibi akademik camia geri kalmış ülkelerde bu tip modelleri de ithal eder. Ancak gerekli düzenlemeyi üzerine yapamazsa biraz ezberden bu tip yorumlara gider. Tabi bu akademik camia ile ilgili olduğu için ekonomik kurumlarına da sirayet eder. Çünkü akademiden ekonomik kurumlarına insan emeği geçer biliyorsunuz. Çalışanlar oraylar arasında sirküle olurlar. Böyle baktığımızda kurun rekabetçi kur kavramıyla değer kaybettirilerek bizim ihracatımızın artacağını düşünmek çok kısa zaman aralıkları için ve belirli sektörlerde geçerli olsa da ve politik kurumlar o sektörleri canlandırmak için böyle bir formülü o dönem için tercih etseler de bu genele yayılamaz, genel ekonomi için düşünülemez. Bunu göstermeniz lazımdır. Yani şunu söylemeniz gerekir. Ben dolar kurunu %5 değer kaybettirdiğimde çeşitli yollarla nasıl olur? Demeç vererek değer kaybettirebilirsiniz. Bile bile demeç verirsiniz. En basit haliyle söylüyorum ya da başka yöntemlerle, ama %5 değer kaybettirdiğinizde bunun ihracata ne kadar katkı yapacağını ve ithalata ne kadar katkı yapacağını ölçmüş, biçmiş ve ona göre de beklentinizi oluşturmuş olmanız lazım. Daha sonra beklentiniz olmadığında ben bunu değer kaybettirdim ya da kur değer kaybetti ama ihracatımız istediğimiz şekli almadı diyemezsiniz. Böyle bir lüksümüz yok. Söylediğim gibi bu kısa dönem ve kısmi sektörler için ancak geçerlidir, her zaman da değil. Ekonominin bütünü için bunu düşünmememiz lazım. Şöyle ki, şimdi ihracatımızı arttırmak için böyle bir hamle yaptığınız zaman bunun ekonominin geneli için düşünüldüğünün aksine sabit değil, bir de ters etkisi olacaktır ki o zaman olaylar birbirini karşılıklı beslediği ve etkilediği için siz umduğunuz yere zaten varamazsınız. Yani şöyle de düşünmemek, akıl yürütmemek lazımdır. Ben şu işi yaparken diğer buradaki etkilenecek olan kavramları, değişkenleri sabit görüyorum. Onlara zaten bir şey olmaz deyip giriştiğinizde gene hata yapmış olursunuz. Buna toptan baktığımızda bunlar hep ekonomi politikası hataları, yanlış planlamaları, zamanlama hataları olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok ülkede görebiliriz bunları, tarihte de gördük, ancak
Bizim gibi ülkelerin bunları telafi şansları azdır. Çünkü telafi etmek için gene bunları vatandaşların alım gücünü yontmak gibi bir sonuca evrildiğini görürsünüz. O da enflasyondur. Ve siz üretim gücünüzü geliştirmediğiniz ve katma değerli üretimi %3'ün üzerine çıkaramadığınız müddetçe özellikle yüksek teknolojili ürünlerde bu tip kurun oynamasıyla gideceğiniz ihracat yolu ve beklentileriniz sizin umduğunuzu kazandırmaz. Var olan sektörlerinizi de tırpanlamaya başlar. Verim açısından tırpanlamaya başlar. Verime şunu da eklemek istiyorum. Verimin bir adım daha ilerisi vardır. O da bilginin üretimi. Bilginin üretimi de bildiğiniz gibi daha geniş bir konudur. Bunu zaten yapmak gibi bir eğiliminiz ve stratejiniz yoksa özellikle eğitim alanında bu mevcut bilginizle iş gücünüzün verimi düştükçe zaten ancak şöyle bir yola girersiniz ki onu izliyoruz. Yani büyüme rakamlarını da ileride konuşursak, yorum yaparsak buraya geleceğiz çünkü. Bunu büyürken, ihracatla büyürken siz rakiplerinizi geçebilmek için kurdan başka bir de makine tesisatlarınızı yenilemek zorunda kalırsınız. Çünkü eski yola makine tesisatlarınızı size Avrupa ülkeleri yani ileri olan ülkeler sattıkları için siz kazancınızın bir bölümünü ona ayırarak ya da kredi bularak onları alırsınız. Ancak karınızı diri tutmak için de iş gücünden feragat etmeniz lazım. Şu an o manzarayı seyrediyoruz. İş gücünden nasıl feragat edersiniz? Ücretler düşer, harcanabilir ücretler düşer, reel ücretler. Ya da siz göç unsurunun bu tip avantajlarını kullanmayı tercih edersiniz. Yani kontrolsüz, düzensiz bir göç içindeyse ülkeniz, olabilir böyle şeyler biliyorsunuz. O zaman oradaki iş gücünü kendiniz yüksek bilgili ürünler üretmediğiniz için bir iş gücünü diğer göçle gelmiş diğer iş yani bilgi sahibi olmayan başka bir iş gücü elemanıyla düşük ücrete takas yani edersiniz. Yani siz makinelere yatırım yapmazsanız, emek yoğun bir üretim yaparsanız, katma değeri yüksek bir üretim yapmazsanız Suriyelileri, Afganları çalıştırırsınız. Çünkü onlar sigortasız vesaire her türlü çalışırlar. Bu sizin maliyetlerinizi düşürür. Siz de karlarınızı yüksek tutmanın derdine düşersiniz biliyorsunuz. Evet, bu sürdürülemez. Bunu da eklemek istiyorum. Buradaki şunu sürdüremezsiniz siz. Çünkü makineyi değiştirip, çünkü yatırım ihtiyacı yüzünden makineyi değiştirmeniz lazım. Makineniz eskimiş ve Bangladeş, Endonezya gibi ülkeler size rakip. Onlar yeni makineleri alarak daha az elektrik harcayarak üretiyorlar. Şimdi sizin bir de elektrik kısıtınız ortaya çıkıyor. Çünkü küresel enerji bunalımına doğru da gidiyoruz. Dolayısıyla kontrol edemediğiniz alanlar arttıkça siz bunları kur veya benzeri işin özüne bir türlü inmeyen politik araçlarla, ekonomik politik araçlarla dengelemeniz mümkün değildir. Bu uzun dönemde düşünüldüğünde sizi sadece ülkenin harcanabilir gelirinin azalmasına, vatandaşlarınızın hoşnutsuzluğunun yükselmesine doğru götürecektir. Dolayısıyla büyüme rakamlarını da bu açıdan değerlendirmenizi öneriyorum ayrıca düşünürken. Çünkü yüksek sanayi üretimimiz geliyor. Olumlu olmasıyla beraber bu yanları göz önüne almamız lazım ki bir yıl içinde aynı şeyi konuşalım. Yoksa bir yıl için aynı şeyi öngöremeyiz. Zaten yatırımcılar da aynı şeyi öngöremezler ve bizim düşündüğümüzü düşünürlerse o zaman bizim paramıza ve ekonomimize güvenleri olmayacağı için kurdaki bu ters hareketi gözlemlemeye başlarız. Yoksa büyüyen bir ülkenin para birimi neden değer kaybetsin ki? Düşünün siz %10'a yakın büyümeye başladınız ve gidiyorsunuz. O zaman bir finansal yatırımcının dünyada gelip sizin kaynaklarınıza, insan kaynağınızın geleceğine, onların beyinine, onların üretimine yatırım yapması gerekecek. Ama manzaranın böyle olmaması bizim teorileri tekrar düşünmemizi ve açıklanan ekonomi politik yolu tekrar gözden geçirmemize yol açmaktadır. Peki hocam, bu büyüme rakamları, madem oraya girdiniz bir de onu söyleyin son olarak. Bu büyüme rakamlarının yüksek olması rakam mı yanlış hesaplanıyor yoksa bu büyüme rakamı somut olmayan bir takım temeller üzerine bir balon üzerine mi inşa edildiği için yüksek çıkıyor? Şöyle söyleyeyim. Birincisi geçen yıla kıyasla bu hesabı yaptığınız için matematikten gelen bir baz etkisinden dolayı yüksek baz çıkıyor. Etkisinden. Evet, öyle tabir edilir. Diğeri ise rakamlardaki gerçekliği doğru kabul etmekle beraber bunun oluşmasındaki en büyük etken biraz önce söylediğim alınan kredilerin ve karın makine yenilemeye yatırılırken
buradan oluşan gediğinde iş gücünün daha ucuz olarak takas edilmesiyle oluşmaktadır. Büyük ihtimalle üreticiler bunun daha kârlı, şu an daha kârlı olduğu için buna devam ediyorlar, ama bunun bir sınırı gelecek ve bunun sınırı geldiğinde de başka bir çözüm bulmanız neredeyse mümkün olmayacaktır. Çünkü kurun bu seviyede olması ve daha da devam edeceği izlenimini veriyor olması, dinamikleri itibariyle düşündüğümüzde kurun para politikası açısından da faiz konusunda böyle bir ket vurulması düşüncesinin olmadığı ortaya çıkmaktadır. Özellikle Sayın Merkez Bankası Başkanımızın açıklamalarını ben böyle yorumluyorum. Faiz indirimi patikasına devam edileceği izlenimini ben o açıklamalardan alıyorum. Bu 100 bas puan olmasa da daha az bir miktarda olacağı gözüküyor. Çünkü bu yapılmazsa sanayi üretimine yatırım kaydırılması söz konusu olamayacak. O açmaz var. O yüzden bunun böyle devam etmesi ise kurda gördüğümüz bu tarihi zirvenin, yani 9.0102 seviyesinin geriye döndürülmesinin mümkün olmadığı şu aşamada gözükmekte. Ancak burada başka tedbirler alındığınızı da ben altını çizmek istiyorum. Özellikle döviz talebinin yayılabileceği bazı alanlar var. Yani ben döviz almak istesem nasıl alacağım, nasıl alabilirim sorusunun cevabını kısmaya çalışılması bir politika seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Döviz büroları üzerinden belirli bir kontrol mekanizması ki bu arzın yönlendirilmesi, pardon talebin yönlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu da dolar kurunda düşürücü etki yapmayacaktır. Çünkü ekonomik değildir. Bunların hiçbiri ekonominin içinde yoktur. Bunlara girildiği zaman zaten finansal piyasalar bunların beklentilerinde olumsuz olarak fiyatlayacağı için kendi kendini olumsuz besleyen bir sürecin içinde olursunuz ve bu da faizleri düşüreyim derken faizlerin arka planda yükselmesine, ülkemizin fazla borçlanmasına, gereğinden fazla olması gerektiğinden fazla borçlanmasına, bu fazla borç miktarının hane halkı üzerine ek yük getirmesine ve bunun da harcanabilir gelirini düşürerek tüketici güveninin tamamen bozulmaya doğru gitmesine, artık bunun devamında biliyorsunuz tüketici güveni her zaman oy tercihlerine teşmil edilebilir. Böyle bir mekanizma, sistem çalışmaktadır. Şu anki küresel konjonktürün etkisini hiç buna eklemedim. Dikkat ederseniz onu da eklediğinizde oradan olumlu bir yanın geleceğini düşünmek çok zor. En azından orta dönem için özellikle enerji girdisi ve ara malında dışarı bağımlılığımız, üretimde %75-%90 arasındaki ara malı ve üretim mallarına dışarı bağımlılığımız düşünüldüğünde bizim çok daha fazla kur açısından da sıkıntılı bir döneme geçeceğimizin işaretleri olarak yorumlanabilir. Bunu ekonomi kurumlarımızın çok dikkatli tekrar yorumlamaları gerekiyor ki özellikle faiz indirimi için bir parantez açmak istiyorum. Zamanlama çok önemlidir faiz indiriminde. Çünkü o zaman indirim değil, indirim yaparken sanki arttırım ya da tam tersi yapmış olursunuz. Burada doğru zaman Mayıs-Haziran'dı. En iyi zaman Mayıs-Haziran'dı. Mayıs-Haziran'da yapılmadığı için eş güdümlü olarak büyük merkez bankalarıyla Ağustos ve Eylül'deki faiz indirimi argümanları geçmiş, yani tırnak içinde haber değeri kaybolmuş olarak ortaya çıkmaktadır ve bu da finansal piyasaları ve hane halkını ikna etmek güçlüğü çıkarmaktadır. Böyle bir durumda ya argümanların değiştiğini göreceğiz, özellikle çekirdek enflasyon argümanının bırakıldığını, manşet enflasyona dönüldüğünü göreceğiz ya da çok daha farklı bir açıklamayla ortaya çıkılması gerekecek ki aksi takdirde bu sözlü yönlendirmenin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Yani sözlü yönlendirmenin kendi doğası böyle işlemektedir. İkna edemediğiniz zaman hiçbir anlamı yoktur bunun. İkna edebilmeniz açısından da burada büyük merkez bankalarının ne yaptığını aynen açıklamanız finansal piyasaları ve hane halklarını ikna etmekten uzak gözükmektedir. Geldiğimiz 8 Eylül'den itibaren izlediğimiz yaklaşık 4 haftalık süreç bunu teyit etmektedir. Zaten kurda yaklaşık 50 kuruşluk bir artış seyrettik. Bu ya. Politika değişikliğinin ipucu görüldüğünden itibaren. Hocam size de bir sorum var. Rekabetçi kur gerçek mi? Hakikaten hocam ya çok saçma buluyorum ben bunu. Yani araya girdim ama böyle dayanamıyorum. Ben böyle ifrit oluyorum rekabetçi kur kavramına.
Evet, bunu biraz önce konuşmamın başına dile getirdim. Tekrar edeyim müsaadenizle. Ekonomi teorisi açısından dile getirilmiş, çok nadir koşullar altında eskiden yaşanmış ve kullanılmıştır bu. Ancak bu finansal piyasaların gelişimi ve merkez bankalarının bilançolarının bu kadar arttığı ve üretimin de çok farklı bir seviyeye taşındığı bir dönemde, yani şu an, bu bizim için ancak çok bazı sektörlerde geçerli olabilir ki o sektörler uluslararası alanda çok fazla rakibinizin olmadığı, belli başlı rakiplerinizin olduğu, onların da benzer stratejiyi izledikleri sektörler, sektörel alanlar olabilir. Bunu ekonominin geneline yaymanız için elinizde şu an hiçbir sebep yoktur. Ata Hocam çok teşekkür ediyorum. Böyle siz de ders arasında sağ olun kırmadınız, katıldınız. Öğrencilere, genç arkadaşlara selam olsun. O öğrenciler Türkiye'yi zaten düze çıkartacak. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar dilerim. Evet Serdar, yani görüyorsun aklın yolu bir. Evet. Hani piyasa oyuncularına da soruyoruz, hocalara da soruyoruz. Hani herkes aynı şeyi söylüyor. Fakat herkesin aynı şeyi söylediği bir yerde maalesef 3-4 kişi farklı şeyler söylüyor. Ve farklı söylemlerde Türkiye'nin ekonomisini bir çıkmaza sürüklüyor.